Aleyküm selam. Şimdi e, ilk önce son son sorundan başlayayım. Namazdayken rekatları unutuyorum. E, bu e, şeydir. Sıkıntı yapmana gerek yok. Birkaç tane sebebini sayayım. Şu anda sana lazım olacak. Ruh huzurdadır. E, dünyevi olan hesabı unutur. Yani dünyevi hesabı derken kaç rekattır onu ...unutuyor. E, ruh huzurda olduğu için. Mesela... ...derstesiniz, sohbettesiniz... ...uyku gelir. Ama yatakta yattığın zaman... ...belki de bir iki saat yatakta... ...sağa sola dönüyorsun. Uykun gelmiyor. E, derste hemen uykun geliyor. Bunun iki sebebi var. Bir... E, ...ruh rahatlıyor. Tamam Hemen e, bu halet oluyor... İkincisi şeytan dersi dinlemesin diye bu halde üfürüyor. Allah Resulü'nün hadisi var, ee, uykusunu getirmek için böyle e, burnuna mı diyor, e, şey yapıyor, e, gaz yapıyormuş böyle. Dolayısıyla endişe etmeye gerek yok. Peki nasıl davranacağız? Mesela üçüncü rekat mı, dördüncü rekat mı? Diyor ki fıkıhta ee, namaza bak bakalım yani hatırına bak bakalım 3 rekatta mı yiyeyim dördüncü rekatta mı ee, hatırlayamıyorum Tabii ki hatırlamıyorsun ama kalp biraz meyleder yüzde 60-70 Mesela 3 üç mü 4 mü kalbine sordun kalp diyor ki e, yüzde 60-70 3 de o zaman 3 olarak yapıyorsun sonra seyif sezisi yapıyorsun diyelim ki kalp 4 diyor dört olarak şey yaparsın. Yani kalbin meyil etmesi galip olarak. Dört kılarsın. Ondan sonra onun sevsezisi yaparsın. Üçüncü bir şık var böyle. Ee, üç mü dört mü? Hiç, da diyor ki ben de senin gibi gafilim hatırlayamıyorum. Üç mü dört mü hatırlayamıyorsan. O zaman en azını nazar alacaksın. Üçü nazar alacaksın, sevsezisi yapacaksın. Ee, diğer... Unutkanlık kasadayım, kas, kas, kas yer miyim diyorlar. Yani Markette para alan yerdesin, hatırlayamıyorum diyorsun. O zaman böyle biraz mesuletli sahalarda olduğu zaman oralarda pek bulunmazsın, Mesuliyetli olduğu sahalarda bulunmasın ama unutkanlık o kadar şey değil, nimettir çoğu zaman bu asırda. Niye nimettir? Seni sıkıntılardan uzaklaştırıyor. Ama hesap noktasında bir sıkıntıya vesile oluyorsa o zaman oradan uzak durursun şimdi diğer unutkanlık. Peki unutkanlığın sebebi nedir? haram nazar der Kastamonu'da. İmam-ı Şafi, İmam Şafi Hazretleri haram nazar nisyan verir diyor. Hadisini zikrediyor. Usta Hazretleri de onu onaylıyor ki Kastamonu'da koyuyor. haram nazar. E peki aram nazar olmayınca insan tefekkürde oluyor. Ama harici biyolojik sebeplerden de olabiliyor. Mesela Usta Hazretleri e, demiyor ama diyor. Tabi anlayan anlıyor. E, i̇ki defa beyni resetlenmiş. Sıfırlanmış. Bunu da zehirden olmuş. E, birincisi e, şeyde Mestevi Nuriye'de söylüyor. Bir tanesi de nur aleminin bir anahtarında söylüyor. Bir tanesi diyor ki 80 yaşındaymışım gibi yeniden dünyaya geldim. Bir yerde de 20 yaşındaymış gibi dünya yeniden geldim. Ülfet olmuyor tamam mı? İşte o zulüm içinde aynı rahmet olmuş. Ne olmuş? mesela 80 yaşındaki bu kainata bakarak ülfet oluyor beyin silindiği için ülfet kalkıyor. Yeniden ilk defa görüyormuş gibi ağaçlara bakıyor, kuşa bakıyor. Turfandaymış gibi ediyor. Ama temeli bilgiler ruhunda var olduğu için o şeyler olmuyor. Demek ki biyolojik sebeplerden de kaynaklanıyor. Biyolojik sebepten kaynaklanıyor. O biyolojik sebepler var. Bir de zihin yoğun oluyor. Zihin. Zihin yoğun olunca ona zaman ayırıyor. Bir de Kafada çok me mevzu varsa, kafada bayağı mevzu var, onu onu düşünüyorsun. Bu geldi, bu gitti, o ahir zamanın debdebesi yani. Ee, gülü güçten azade, sade bir kafak olmuyor. Yoğunluk çok, ne yapsın kafa? Bir arıza değil bu, Sık, yani unutkanlık. Ee, birkaç tane sebebini saydım. Ee, kafada çok şey var, çok yoğunlaşmış şeyler var, mevzular var. Ne yapsın onu? Bir tanesini kenara koyacak tabii. Yani ona verdiği ihtimam buna veremiyor. Ondan da kaynaklanıyor sevgili kardeşim. Endişe edecek hiçbir şey yok. Rahat ol. Ondan sonra üçüncü sorun vardı. Malum rüyalarda olan şeylerden mesul değiliz. Hatta rüyadayken uyur gezerler oluyor. Ramazanda uyur gezer gidiyor dolaşıyor. Dolaşırken yemek de yiyor. Ona güne gün oluyor, kefaret olmuyor. Gündüz yatsa, oruçluyken de kalksa, uyur gezer, yemek yese. Ondan sonra bu buna şey gerekmiyor. Ee, kefaret gerekmiyor, güne gün oluyor. Ee, rüyadayken e, haletle ortaya çıkan yaptığım şeylerden de mesuliyet yok, endişe etme. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Be'den daima.